Kanal Çare'den herkese merhabalar. Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, gurbetçilere sahte emeklilik denetimi. Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte şirketler aracılığıyla yurt dışından emekli olanlara tespit etmek için harekete geçti. Ancak borçlanarak emekli olan gurbetçi de aylığını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yurt dışından borçlanarak emekli olan 713 bin aşkın kişilerin arasında sahte şirketler aracılığıyla Türkiye'de çalışıyormuş gibi gösterilerek ve düşük prim ödeyerek yüksek aylıkta emekli edilenlerin olduğu ifade ediliyor. Yine Sözcü Gazetesi'nden Ali Güler'in haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma başlatarak gurbetçilerin yurt dışı giriş çıkış kayıtlarını inceleyip kişilere tek tek yazı göndermeye başladı. Kişisel bilgileri koruma yasası kapsamında olan yurt dışı giriş çıkış kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından incelendikten sonra Türkiye dışında 6 aydan fazla kalan emeklilere bir yazı ve yoklama belgesi gönderiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yazıyla sahte şirketlerle emekli olanları tespit etmeye çalışırken normal prim ödeyenlerin de emeklilik hakkını riske atıyor. Değerli bu Ali Gülen'in yorumu böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'den emekli olan bir kişi yurt dışından da başka bir işte çalışabiliyor. Ancak Türkiye'den borçlanarak emekli olan bir gurbetçi Türkiye'den emekli olduktan sonra gidip yurt dışında çalışamıyor. Çalışırsa Türkiye'deki emekli aylığı kesiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kişilere gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı. Aylıklar ilgililerin yurt dışında çalışması bir sosyal yardım ödeneği alması halinde kesilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Emniyet Genel Müdürlüğü'nden her yıl aldığı kayıtlara göre 6 aydan daha uzun süre yurt dışında bulunduğunu tespit ettiği aylık sahiplerinden yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri 3 ay içinde kuruma göndermelerini isteyebilmekte. İstenen belgeleri göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durdurabilmektedir. Özetle değerli izleyiciler, sahtekarlık yapanları SGK bulmaya çalışıyor. Normal vatandaşlara herhangi bir yaptırım söz konusu değil. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.